Levent Gültekin nihayet hazır. Levent'e hemen dönelim. Levent iyi akşamlar. Hoş geldin Kayda Gençsin'e. Alışkın olduğum bir ekran. Edil sayılır. Halk TV. Öncelikle hepimiz adına bir kez daha sana çok geçmiş olsun demek istiyorum. Şu aralar hiç olmak istemediğin kadar ekranlardasın. Farkındayım sürekli. Çünkü sen çok kapalı yaşayan ve dünyasını öyle kurmuş bir entelektüelsin ben biliyorum ama şu anda nereye açsak seni görüyoruz Levent'ciğim. Şimdi deminki grafiği senin başına gelen mesele üzerinden yorumlamanı rica edeceğim. Bilmiyorum görebildin mi ama Aksoy araştırmanın 2 gün önce kapattığı araştırmadaki sonuç bu Levent. Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor yoksa kötüye doğru mu gidiyor? Kötüye gidiyor diyen 61,5, aynı kalıyor diyen 14,5, iyiye gidiyor diyen 17,5. Sence Levent, sence? Dinliyorum. Sence Türkiye iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor ki? Yani %61,7 kötüye gidiyor diyor. Sen ne diyorsun? Bence %61 mevcut durumun farkında değil herhalde. Gayet güllük gülistanlık. Almanya bile kıskanıyor. Daha ne olsun yani? Şimdi benim bu birkaç gündür bu kadar çok ekranda olmamın tek sorumlusu var. Yayın yönetmenimiz Suat Toktaş. O mu seni sürekli? O istiyor ki bu... Ya ben dedim ki ben bu saldırı üzerinden çok fazla ortalıkta gözükmek istemiyorum. Çok benim tarzım değil. İşte Murat Bey de başına daha önce geldi. Birçok gazetecinin başına geldi. Bu sanki ilk defa benim başıma geliyormuş gibi bir durum değil. Ama bir taraftan da bunu biraz yükseltmemiz gerekiyor sesimizi ki bu artık kalıcı bir yaşam, kalıcı bir yönetim anlayışı haline dönüşmesin diye. Anketle ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Türkiye'deki toplumun durumun vahametinin farkında olduğuna dair bir endişemiz yok. Bütün anketler bize toplum başka bir ülke istiyor. İstediğini söylüyor daha doğrusu. Sadece bu anket değil ki mesela Konda'nın yaptığı çok başka, çok geniş çaplı araştırmalar var ve orada çok önemli bulgular var. Mesela örnek veriyorum. Laiklik olmazsa olmaz diyenlerin oranı %80. Ya da işte ekonomi sorununa dikkat çekenlerin oranı, ekonomi kötüye gidiyor diyenlerin oranı. Bütün bunlara baktığımızda ülkedeki durumun yani vahim bu tablonun farkında olan çok ciddi bir halk kitlesi var. Ben bunun AK Parti seçmeninin de önemli bir kısmının aynı duyguda olduğu kanaatindeyim. Sadece kanaatim değil, bunu kendi gözlemlerim, o mahalleyi biraz yakından tanıyor olmamdan dolayı edindiğim bilgiler, bütün onları birleştirdiğimde AK Parti seçmeninin de bir kısmı aynı duygu içerisinde. Sorun kendimize, hepimiz şu soruyu sormamız lazım ama en çok muhalefetin sorması lazım. Halkın önemli bir kısmı gidişatın kötü olduğunu görüyor. Halkın önemli bir kısmı mevcut iktidarın Türkiye'yi götürmek istediği istikamete gitmek de istemiyor. Ama buna rağmen nasıl olabilir bu iktidar daha azınlık bir grupla, toplumun daha azınlık bir kesimiyle, bana göre o %20'nin de altında, onunla Türkiye'yi bambaşka bir noktaya götürüyor. Çünkü bizim siyasetimiz ne yazık ki toplumun gerisinde sevgili Özlem. Evet. Türkiye'deki siyaset anlayışı toplumsal muhalefetin de gerisinde. Türkiye'deki siyaset anlayışı mevcut dünyanın çok gerisinde kalmış bir siyaset. Çünkü Türkiye'deki siyaset çözüm üretmiyor. Çünkü Türkiye'de siyaset çözüm üretmek üzere yapılmıyor. Türkiye'de siyaset makamları korumak, iktidara gelmek, iktidarda var olmak. Bir arkadaşım kendi programında kullandım dün akşam, burada tekrar edeyim. Biz aslında her 5 yılda bir bizi soyanları seçmek üzere sandığa gidiyoruz. Kim bizi soyar diye Türkiye ihaleye çıkıyor. Kim daha iyi soyar? O 5 yılda bir bizi soyacak olanları seçiyoruz. Geliyorlar, soyuyorlar, gidiyorlar. Çünkü 40 yıldır hiçbir sorunumuz çözülmüyor. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Levent biliyorum kulaklıklasın ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki Türkiye'de siyaset toplumun çok gerisinde, toplum çok ileride. Tam da bununla ilgili Aksoy araştırmadan bir veri dikkatine sunmak istiyorum. Ne olur onu da yorumla. Biz de katkıda bulunalım. Bu veri seçmen hakemliği grafiği ile ilgili. Bilmiyorum elimizde hazır mı ama Ertan Aksoy, Aksoy araştırma sormuş, demiş ki hangi alanlarda, seçmene soruyor, hangi alanlarda iktidarın, hükümetin Türkiye'deki meseleleri iyi yönettiğini düşünüyorsunuz diye. Ekonomi, eğitim, sağlık ve hukuku sormuş. Hangi, eğer demiş Cumhurbaşkanı siz olsaydınız hangi alanda reform yapardınız? Cumhurbaşkanı ekonomiyle hukuk alanında reform yapacağını söylemişti ama seçmen eğitim ve sağlığı seçmiş, biliyor musun Levent? Eğitim ve sağlıkta iyi olduğunu mu söylüyor? Hayır, ben olsam oralarda reform yaparım diyor. En çok eğitimde reform yaparım diyor seçmen. Çünkü hepimizin çocuğu var. Çünkü herkesin canı oradan yanıyor. Çünkü herkes kendi çocuğun aldığı veyahut alamadığı eğitimin farkında.
Çünkü biz, bak tekrar söyleyeyim sevgili Özlem, Diyarbakır'daki çocuk, bir ailenin de derdi ekonomi, eğitim, işsizlik, yoksulluk. Trabzon'dakinin de, Konya'dakinin de, Urfa'dakinin de. Fakat siyaset neyle ilgileniyor? Siyaset kimisi milliyetçilikle, kimisi dincilikle, bir kısmı Atatürkçülükle, bir kısmı Kürtçülükle kafayı bozmuş vaziyette. Dünyanın hiçbir yerinde var mıdır bilmiyorum. Siyaset kimlikler, inançlar üzerinden kamplaşmış partiler. Dünyada böyle bir şey var mı? Mesela Kürtlerin partisi var, Türklerin partisi var, Alevilerin partisi var, dindar Sünnilerin partisi var, Atatürkçülerin partisi var. Kürtlerin gazetesi, televizyonu var, Türklerin gazetesi, televizyonu var, Türk milliyetçilerin yani. Dindar muhafazakar kesimin televizyonu, gazetesi var. Dindar veyahut Atatürkçülerin televizyonu, gazetesi var. Bir ülkeyi zaten siyaset ve medyası bölünmüş vaziyette. Halbuki toplum bizden, aydınlardan, gazetecilerden, yazarlardan, siyasetçilerden kendi sorununun çözümünü bekliyor. Biz hem siyaset sınıfı olarak, hem aydın, yazarlar, gazeteciler olarak, kendimi de dahil ederek söylüyorum buna, kimse üzerine alınmasın lütfen, toplumun çok gerisindeyiz. Biz topluma bir umut vaat edemiyoruz. Biz toplumun sorunlarını çözecek bir dil geliştiremiyoruz. Her birimiz kendimize bir mahalle benimsemişiz, oraya konuşuyoruz. Mesela diyelim ki ben Trabzon'a konuşuyorum, Diyarbakır'daki çocuk beni anlıyor mu anlamıyor mu umurumda değil. Ya da ben Diyarbakır'a konuşuyorum, Trabzon'daki milliyetçilik duygusuyla büyümüş bir çocuk beni anlıyor mu anlamıyor mu, onun hassasiyetini ben anlıyor muyum anlamıyor muyum umurumda değil. Konya'daki beni anlıyorsa peki aynı zamanda İzmir'deki de anlıyor mu demiyoruz. Böyle bir ayrımı kendi aramızda yapmışız, mahallelere bölmüşüz, o mahallelerin sözcüsü olmuşuz. Ortada derin sorun var. Topluma gidiyorsun, toplum diyor ki arkadaş ben ekmek istiyorum. 50 milyon insan yoksulluk sınırı altında yaşıyor, her 3 gençten biri işsiz. Eğitim durumu felaket. Tarım, buğday tarlası iken neredeyse ithal edecek aşamaya gelmişsin. İthal edecek aşamaya gelmişsin. Soğan diye zamanı geliyor, yeri geliyor. Soğan ithal ediyorsun, patates ithal ediyorsun. Şimdi bunlar var ve bu sadece bugünün değil. Kendimizi kandırmayalım. Bu sorunlar AK Parti ile ortaya çıkmış bir sorun da değil. Bu ülkede 40 yıldır bu sorunlar var. 40 yıldır bu ülkenin yarısı açlık sınırında yaşıyor. 40 yıldır gençlerin işsizlik sorunu var. 40 yıldır bu ülkede asker, polis, bizim evlatlarımız ölüyor. 40 yıldır bu ülkede bizim çocuklarımız daha gidip terörist oluyor. Ve siyaset hiçbir zaman bu sorunu çözmek için uğraşmıyor. Çünkü biri dincilik yaptı, biri Türkçülük yaptı, biri Atatürkçülük yapıyor, biri Alevilik yaptı, Alevicilik yaptı, öbürü başka bir şey yaptı. Ve hiçbir zaman oturup sorun çözmedik. Ne yazık ki hala muhalefet bütün bunlara rağmen yeni bir siyaset ortaya koymuyor. O yepyeni, yeni nesil Z kuşağı dedikleri, o kuşağın anlayacağı dilde tamamen üretime, tamamen sorunları çözme odaklı, kimliklerden, inançlardan, mezheplerden bağımsız olarak bir iş yapma, bir liyakat yarışı içinde olan bir siyaset anlayışı ne yazık ki yok. Ve o ister istemez hepimizi felakete sürüklüyor. Peki şimdi, Levent bir bulguyu da hemen dikkatine sunacağım. Sadece senin değil, seni uğurladıktan sonra meslektaşlarımla stüdyoda da bu konuları konuşmaya devam edeceğim. Aksoy araştırma biliyorsun aynı zamanda uzunca bir zamandır Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın grup toplantılarında, genel başkanların konuşmalarındaki kelime bulutlarını derliyor. Yani gerçek anlamda nasıl bir dil konuşuyorlar? Hani sen söylüyorsun ya, konuştukları dil toplumun ihtiyaçlarından çok uzak. Herkes kendi mahallesinde bir yankı odasına kendisini kapatmış. Gel beraber bakalım istersen o kelime bulutlarına. Ben şimdi Murat'tan rica edeyim. O iki kelime bulutunu lütfen ekrana getirelim. Evet, Millet İttifakı grup konuşmaları. Levent sen de görüyorsundur ekranında. Millet İttifakı grup konuşmaları, yani muhalefet bloğunun grup konuşmalarında millet, devlet, Türkiye, büyük ve cumhuriyet kelimeleri bakın en çok kullanılan kelimeler. Aşağıda da insan, beraber, kredi, esnaf, lira, para. Esnaf. Evet, esnaf. Faiz. Ama bunlar küçük, çok minnak. Mesela, ama şöyle birazdan. Ama insan mesela en küçük. Beraber kelimesi mesela devletin yani kaçta kaçı beraber? Beraber. Birazdan güzel Cumhur kelimesi. İttifakı'na bakınca fazla bile gelebilir. Öyle mi? Peki o zaman hemen ona bakalım. Cumhur İttifakı grup konuşmalarındaki kelime bulutları ne? Ona bakalım. Türk, terör, milli, siyasi, Türkiye. Burada insan yok. Merhum var. İnsan yok. Dünya şöyle mini minnak bir şekilde. Salgın neredeyse yok gibi. Merhum terörist var. Ne var? Ne var arkadaşlar? Merhum.
Merhum varmış. Merhum nerede? En sol. Solda şey, anayasanın altında. Aa kocaman, ben bunu kocaman, nasıl görmedim? Bayağı da büyük yani. Bayağı da büyük. Merhum var. Gençlik var, hayret. Yani bayağı demek ki gençlik kelimesini kullanıyorlar. Sahip kelimesi var. Terörist kelimesi var. Anayasa kelimesi ön plana çıkmış. Bütün bunlar güvenlikçi siyasetin anahtar aslında, sözcükleri. Ama bak evet. İlginç olan şu, keşke ikili ekran yapabilsek. Yani devlet burada çok küçük ama muhalefet bloğunda da kocaman bir devlet var. Tam aslında ortada oradaki duran. Oradaki devletin kurumsal kapasitesinin yıpratıldığına vurgu var muhalif tarafta. Peki. Levent, buna ne diyorsun? Ben mesela Millet İttifakı'nın daha başka kelimeler olmasını beklerdim. Aslında dikkat ediyor musunuz? Ben mi yanlış mı algıladım? Belki Murat Bey yanlışımı düzeltebilir. Çok birbirine yakın kelimeler aslında. Şimdi ikili ekran yani olarak verdiklerinde daha iyi anlayacağız onu. Bazı kelimeler, ben de katılıyorum sana, çok birbirine yakın yani gözüküyor. Kırmızı ve mavi değil de biri kırmızı biri turuncu olsa daha yakışırmış gibi geldi yani şey, renk atama konusunda. Evet, sen de problemi zaten evet, orada yani görüyorsun. Bence de. Aslında aynı rengin bir farklı tonlarını konuşuyorlar evet. Anladığımız kadarıyla. Tam da sorunumuz burada. Tam da Millet İttifakı aslında Cumhur İttifakı'nın milliyetçilik, güvenlik politikalarının dışına kendini çıkaramıyor. Yeni bir dil oluşturamıyor. Cumhur İttifakı'nın kurduğu o hegemonik dil ne yazık ki Millet İttifakı'nda bloke ediyor. Aslında ortada çok temel, çok derin sorular var. Yani temel problemler var sevgili Özlem. Şimdi Millet İttifakı bize demokrasi mücadelesinden bahsediyor. Ama toplumu demokrasiye inandırmak için, topluma demokrasinin nasıl olmazsa olmaz. Yani niçin yoksulluk var? Çünkü demokrasi yok. Niçin yoksulluk var? Çünkü bağımsız yargı yok. Niçin yoksulluk var? Çünkü liyakat yok. Niçin yoksulluk var? Çünkü değerler üzerinden, değer dediğim inanç, kimlik, mezhep üzerinden siyaset yapıldığı için... Yönetim anlayışı böyle oldu. Bunu topluma anlatacak, toplumun zihinsel dönüşümünü sağlayacak, kendi doğrusuna toplumu inandıracak. Benim sıklıkla kullandığım bir cümle var, onu müsaade ederseniz burada tekrarlayayım. Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, kendi yanlışında gösterdiği dirayetin, cesaretin onda birini muhalefet kendi doğrusunda göstermiyor. O kadar kararlı ki kendi yanlışında bile Sayın Erdoğan, muhalefet kendi doğrusunda bile o kadar kararlı, dirayetli değil. Niye? Çünkü acaba Cumhur İttifakı bizi topluma şöyle gösterir mi? Şöyle bir algı oluşturur mu? Acaba bizi vatan haini gösterir mi? Acaba şöyle yaparsak vatan haini algısı oluşur mu diye Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın yörüngesinden çıkması lazım. Kelime olarak, felsefe olarak, duygu olarak, dünya görüşü olarak her şeyiyle çıkması lazım. Önce Millet İttifakı'na dair siyasetçiler zihinsel olarak Cumhur İttifakı ile koalisyon kurmaktan vazgeçmeliler. Bana göre Millet İttifakı Millet İttifakı'nın tamamını kastetmiyorum. Önemli bazı aktörleri Cumhur İttifakı ile zihinsel koalisyon halindeler. Dış politikasını destekliyorlar mesela. Örnek veriyorum. CHP'den istifa edenler neyle suçladılar Kemal Bey'i? Gayrimilli muhalefet olmakla suçladılar. Evet. Mavi Vatan'da destek vermemekle suçladılar. Libya politikasına destek vermemekle suçladılar. Amerika'dan demokrasi dilenmekle suçladılar değil mi? Evet. Bunlar Erdoğan'ın söyledikleri cümleler zaten aynı zamanda. Peki o zaman veyahut HDP konusunda diyelim. HDP konusunda Erdoğan ne söylüyorsa Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın bazı aktörleri de aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyorsanız o zaman niye buradasınız sorusu. Bizim temel sorunumuz özellikle Millet İttifakı'na. Ben Cumhur İttifakı'yla çok ilgilenmiyorum. Niye? Çünkü bana göre Cumhur İttifakı bir kötülüğün ittifakı. İki tane parti kötülükte ittifak etmişler. Üzülerek söylüyorum bunu. Çünkü hukuku yok ediyorlar. Çünkü demokrasi yok ediyorlar. Çünkü ekonomiyi yok ediyorlar. Çünkü tarım ortadan kaldırıyorlar. Çünkü şiddeti Türkiye'nin tek yönetim anlayışı haline getirmeye çalışıyorlar. O yüzden adını böyle koyuyorum. Peki burada bir de Millet İttifakı var. Benim ilgi alanımda Millet İttifakı var. Millet İttifakı'nı iki tane partiden, üç tane partiden, beş tane partiden de ibaret görmüyorum. Gerçek bir millet, adını milletten alıyorum. Ne demek o? Demokrasiden yana olanlar, otoriterlikten yana olanlar. Şimdi demokrasiden yana olanlar gerçek demokrat değiller. Özgürlükçü olamıyorlar. Yeni nesil bir siyaset anlayışı ortaya koyamıyorlar. Sorunların çözümüne dair bir umut yaratamıyor. Bak şimdi, Murat Bey daha iyi bilir. %24'e yakın kararsız seçmen var sevgili Özlem. Evet. O %24 mevcut partilerden birine gitmiyor ve bu mevcut partilerden biri şu soruyu sormuyor.
Nasıl olabilir ya bu %24 bana niçin oy vermiyor? Nasıl olabilir? Daha ne olur ki ben bu %24'ün oyunu alırım? Alamıyorlar. Almamayı dert de etmiyorlar. Şöyle bir pozisyonları var. Bir gün bıkarlar gelirler. Seçmen bıkmaz. Seçmen kapısını çıkar, terk eder odasını. Bekir Arıcı'nın tabiriyle evinden çıktı, kapının önünde sigarasını içiyor veya dinleniyor. Gidebileceği bir ev var mı yok mu, yoksa geri mi dönecek? Lanet olsun deyip geri mi dönecek? O seçmene gel arkadaş, gel dostum, beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Beraber çözeceğiz bu sorunlarımızı. Öteki olmayacaksın, dışlanmayacaksın. Şimdi bunu sözle söylemek başka, davranışla söylemek başka. Sen Pervin Buldan'la Meral Hanım'ın isminin yan yana gelmesinden bile rahatsız oluyorsan, o zaman o Kürt seçmene sen benim yöneteceğim Türkiye'de yoksun diyorsun. Türkçesi budur. Eğer HDP ile gerçekten terör istihdaklı bir sorun varsa, o zaman HDP'nin mecliste olmaması gerekiyor. Bir taraftan HDP'nin mecliste olmasını savunup, bir taraftan isimlerin yan yana gelmesinden rahatsız olmak, o zaman ben ortak bir Türkiye düşünmüyorum demektir. Kürdün, başörtülünün, dindarın, Alevinin, Sünnünün, Atatürkçünün, ateistin, Ermeninin, bu ülkenin her vatandaşının kendini o yönetimde görebileceği, kendini bu ülkede eşit vatandaş görebileceği bir yapı, bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Muhalefet bunu ortaya koyamadığı için o tablo var ortada. Halkın talebi belli, halkın mutsuzluğu belli. %65 gidişattan şikayetçi, %80 laiklik taraftarı, %80... Mesela çok basit bir soru örnek verebilir miyim? Bir son cümle, anket bir son cümle rica ediyorum. Reklama gideceğim çünkü bir son cümle Levent. Evet. Hemen bitiriyorum, hemen size bırakacağım. Anket yapmış, demiş ki Türkiye dışında başka bir ülkede yaşamak isterseniz orası neresidir diye. %70'e yakın bir Batı ülkesi söylüyor. Danimarka, Hollanda, Yeni Zelanda, doğru. Amerika. Suudi Arabistan diyenlerin oranı %5. Peki ne demek ben Danimarka istiyorum diyenler bize ne diyorlar? Ya arkadaş ben demokrasinin olduğu, hukukun olduğu, özgürlüğün olduğu, eşitliğin olduğu bir ülke istiyorum diyor. Fakat biz onlara böyle bir ülkeyi vaat edemediğimiz, o güveni veremediğimiz için toplum kendi yıkıntısından ne yazık ki kurtulup gelemiyor. Umut ediyorum ki buradan çıkabiliriz diye dua ediyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Peki. Peki Levent, çok teşekkürler. Bir kısa reklam arasına gidiyorum. Sadece 50 saniye.